Bırakmayacaktık. O olmasaydı Şefi Sivan'ın çetesinden kurtaramazdık. Şef yokken çeteyi çok güzel idare etti. Yoksa çoktan dağılmıştık. Kes be! Neredeyse arkasından ağlayıp gözyaşı dökeceksiniz. Çeteyi benden daha iyi idare ettiğini söyleyeceksiniz. Budalalar! Ben olmasam hiçbiriniz olmazsınız. Ya sürünür gidersiniz ya da bir sabah herhangi bir kaldırımda leşinizi bulurlar. Fransa ve İsveç'e gidecek malları hazırlayın. Kumarhane ve kulüplerin ödedikleri parayı da ikimizine çıkartıyorum. Gidip bildirin. Anlasınlar kurtun kim olduğunu. Deli olan. Azrail'le anlaşmam var Simon. Seni temizlemeden benim canımı almayacak. Rüşvet verdim ona. Hala şakacısın. Kurt çetenin başında değilken iyi anlaşıyorduk seninle. Paraya karşılık kurdu alacaktınız. Son anda kalleşlik ettin. Halbuki söz vermiştin bana. Aferin hayvan oğlum. Ben lafımı yemem. Halleşik etmedim size. Ben de öyle bilirdim. Neyse. Kurt gene başta olduğuna göre Fransa ve İsveç işlerine burnunu sokacak. Bu gene bana savaşa geçti demektir. Ona ders vermem gerekir. Bu da senin ölümünle olacak ne yazık ki.
Sana söyledim Simon. Azrail'le anlaşmam var. Boğaz köprüsü yapılmadan canımı almayacak. Eyvallah hayvan oğlum. Simon şu herife söyle ya. Daha geçen hafta dişçiye 50 babel bayıldım. Fena vuruyor be. Sen git. Cehennemde olduğunu biliyordum zaten. Sen onların kraliçesi olmalısın. Boşver kraliçe, biz keyfimize bakalım. Burada olmak, dünyada olmaktan daha iyi herhalde. Bırak alayı şimdi, vaktim yok. Ay ya, vakit kaybetmeyelim kraliçem. Adamsın. Dinle, sana bir teklifim var. Bir iki saate kadar şafak dökecek ve sen hakikaten cehenneme gideceksin. Eğer beni buradan kurtarırsan ben de seni ölümden kurtarırım. Bütün bu fedakarlık niye? Simon'la başa çıkacak tek adam sensin de ondan. Anlaştık mı? Anlaştık. Yalnız pullayıp imzalayalım anlaşmayı. Sen kimsin peki? Sonra anlarsın. Bana madik atmaya kalkışırsan o güzel dudaklarını dişlerimle parçalarım.
oldu diye çok merak ettim. Hadi hemen gidelim. Bekle biraz. İki dakika işim var. Biraz benzin alalım da yarı yolda kalmayalım kraliçe. Atma Simon. Sen ha? Ben ya. Sana söylemiştim. Senden evvel seni gebertmeden ölmeyeceğim diye. Ne istersen ver. Söyle, ne istiyorsun? Canını. Yapma deli oğlan. Gel beraber çalışalım. Yapma. Yapma ne olursun. Meryem anaya dua et. Belki öbür dünyada lazım olur sana. Yapma. Yapma ne olur. Fakat anarşik hareketlerinden dolayı bir daha İsveç'e sokulmamak üzere hudut dışı edilmişti. Babam İsveç hükümeti nezdinde kuvvetli bir şahsiyet olduğu için beni kaçırarak şantaj yaptı. Tekrar İsveç'e girebilmek için. Boşver kraliçe. İsveç'e gireceğine şimdi eşek cennetinde seyahat ediyorsun. Benzin tükendi yine. Biz arabaya biraz benzin alalım ha. Kızımı kurtardığınız için teşekkür ederim delikanlı. O olmasaydı yanmıştım. Şimdi Azrail'le pişpirik oynuyor olacaktım. Bu adamların istedikleri sadece İsveç'e girebilmeleri mi Bay Gustav? Hayır. Ellerine geçirmek istedikleri başka bir şey daha var.
O da içinde İsveç borsasına ait olan 1 milyon lira değerinde tahviller bulunan çantadır. Ayrıca İsveç ve Türk hükümetlerini ilgilendiren ticari çok kıymetli evrak da vardı çantanın içinde. Eğer bunlar Simon'un eline geçseydi iki memleket arasında çok tehlikeli bir anlaşmazlık çıkabilirdi. Artık müşteriyim. Sizin gibi sağlam bir delikanlının bu işe karıştığına memnunum. Ben zaten karışık işleri severim. Başka şeyleri de severim. Yakında İsveç'e gitmemiz lazım. Daha evvel sizinle temas edersek memnun olurum. Sık sık görüşeceğimizi zannederim. Yarın seni Osman Bey benzincisinin önünden alırım. Şimdi eve gidip bir banyo yapayım. Sular akıyorsa tabii. Merhaba. Merhaba. Gene harp çıkarmışsınız. Bak deli oğlan, evvelden beri severim seni. Bu heriflerin arasına nasıl karıştın hala aklım almaz. Bu kokuyu nasıl alıyorsun anlamıyorum. Ama şunu bilmeni isterim ki kanun dışı hiçbir hareket yapmadım şimdiye kadar. Eğer bir takım hergeleleri eşek cennetine yollamışsam hak etmişlerdi. Hem buna sen de memnun olmalısın değil mi James Bond? Zaten kanun dışı adamlardı hepsi. Öyle veya böyle. Adam öldürmek suçtur kanunda. İyi değil mi? Herifler mi bizi temizlesin? Biz trene bakar gibi mi bakalım tabancalarından çıkan leblebilere? Hem ben sana bir şey söyleyeyim mi James Bond? Ben zaten sizin için yemlik birisi değil mi? İyi çocuksun, severiz seni. Cenazene çiçek göndermek mecburiyetinde kalırsak üzülürüz. O sarışın kızın babası saygıdeğer bir adamdır. Gustav'dan bahsediyorum. Ona yardım etmen hoşuma gider. Yakında görüşürüz. James Bond, çiçekçine söyle ne yazık ki bana çiçek gönderemeyecek. Çünkü ölmeyecek. Tefek hediyeler aldım. Yarın gidiyorum da. Yarın mı gidiyorsun? Ben babamı bırakıp hemen döneceğim. Senden bir gün bile ayrılmak üzüyor beni. Yarın İsveç'e gideceğim. Kısa bir zaman için. Eva'yı da götüreceğim. Gitmeden evvel çantayı size bırakacağım. Sizden daha emin bir kasa bulamayacağım herhalde. Şimdilik müsaadenizle. Bekle beni. Bir duş alıp geleceğim.
çantayı size emanet ediyorum. Benim konsoloslukta ufak bir işim var. Havaalanında buluşuruz. Geç kalma babacığım. Merak etme kızım. Seni emin ellere teslim ediyorum. Sen buradan otobüsle hareket et. Çanta için başımız belaya girebilir. Ben arabayla gidip seni havaalanında beklerim. Böylece herhangi bir saldırı için emniyette olursun. Peki oldu. Görüşmek üzere. Eyvallah. Bir bira. Soğuk olsun. Baş üstüne. Merhaba. Merhaba. Bir bira ısmarlar mısın? Ayılmak için mi? Bir bira da vodkalı olsun. Acelen mi var? Küçük fakat şirin bir evim var. Bir şişede altın baş rakım. İster misin gidelim beraber? Açık sözlü insanları severim. Ama ne yazık ki vaktim yok. Biraz daha otursan. Sevdim seni. Vaktim yok dedim. Garson. Al şu kartı. Bakarsın bir gün canın çeker beni. Ararsın. Çantayı bize kadar getirmekle zahmet ettin. Gustav'a gittik, çantayı onda bulamadık. Bulamayınca da yaşamasına lüzum kalmadı. Senden başka bir şey beklenmez Kurt. Gayeye ulaşmak için her şeyi yaparım deli olan. Bu da Gustav'ın öldürüldüğü tabanca. Polislere lazım olacak. Çok merak ettim. Babam da gelmedi. Her şeyi anlatacağım. Peki ama neden? Babam hiç kimseye kötülük yapmamıştı ki. Ölenle ölünmez diye bir söz vardır bizde Eva.
Üzüntünü anlıyorum. Ama bundan sonra senin başına gelecek felaketlerden ben sorumlu olacağım. Sana söz veriyorum ki babanın intikamını alacağım o itlerden. Senin kurtulman biraz olsun acımı unutturuyor bana Yılmaz. Şimdi bizim için en önemli şey çantayı bulmaktır. Ki bahsi az daha benim çiçekçi kazanıyordu. Boşuna bekleme. Ölmeyeceğim. Tanıştırayım. Bayan Eva. James Bond. Namı diğer Errol. Emniyet teşkilatımızın medarı iftiharı. Başınız sağ olsun. Bay Gustav'ın ölümüne cidden üzüldüm. Senin eski patronun işi azıtmaya başladı deli olan. Bu işe bir müddet karışma James Bond. Hiç olmasa resmen karışma. Zamanı gelince ben senden yardım isteyeceğim. Hem bu işte kurttan başkalarının da parmağı var zannediyorum. Eğer kurdu şimdi yakalarsan... Belki de asıl suçluları yakalayamayacağız. Neyse, çiçekçinin sevinmesi beni üzer. Dikkatli ol, postu kolay kaptırma sakın. Hem unutma, gölge gibi takip ediyorum seni. Allah'a ısmarladık efendim. Eyvallah deli olan. Kapıyı kapamayı unutma. İyi çocuktur. Şimdi kurdu aramalı. Selam borcum var. Merak ediyorum. Hangi taraftansın sen? Paranın bol olduğu taraftanım. Severim seni. Dikkat et, ucuza gitme aslanım. Oh!
Sürüştürmeye devam yavrum. Hatunlara selam, sürüştürmeye devam. İki gün geldi. Yalnız mıydı? Evet. Peki, hiç dikkatini çeken bir şey yapmadın? Hayır. Hanım hanımcık oturuyordu. Aa, 5-6 kere Kilyos'la konuştu. Ama ne konuştuğunu duymadım. Kilyos'la. Deli olan hala ortalıklarda dolaşıyor. İlk işimiz onu temizlemek olacaktır. Yoksa bu çantanın içindekilerden hava alırız. Neden içindekileri şimdi pay etmiyoruz patron? Aptallık etme. İçindekiler bizim işimize yaramaz. Onu teslim edip alacağımız paraları paylaşacağız. Onun için yarın akşam Kilyos'ta olmamız gerekli. Çantayı teslim edip paralarla bir müddet ortadan kaybolmalıyız. Çantayı kime teslim edeceğiz peki? Çok sual soruyorsun. Bilirsin ki hoşlanmam. Bilmek hakkımız değil mi? Af dile olan! Af dile olan! Af dile! Af dile! Affet patron! Affet! Sevgilim. Kilyos'ta en ufak bir hadise istemiyorum. Polis her an eseleyebilir bizi. Gölge gibi takip ediyor. Şimdiden bizi dağılın. (Gülüyor)
Hedefimize yaklaştık sevgilim. Yalnız hedefte çok adam var. Meraklanma Maria. Hele şu çantayı verip paraları alalım. Bu heriflerin hepsinin canını okuyacağım. Yalnız o deli olan denen herif canımı sıkıyor. Sen kuvvetlisin, kudretlisin. Her şeyin üstünden gelirsin. Terk edin burası. Yoksa ölümünüz çok yakın. Bu mevsimde pek müşteri olmaz beyim. Sizler geldiğinizde sıkıntıdan kurtulduk biraz. Bizden başka müşteri yok demek ha? Var 5-6 kişi.
Telefon çaldı sen gidince. Öldürecek yerini söylediler. Gitmemizi istiyorlar. Tasalanma sen. Sen bekle beni. Arzunuz efendim. Arkadaşlarıma benzettim de. E'si onlar değilmiş. Ya. Serseme herifler. Bir adamın hakkından gelemediniz. Onun burada olması bütün işimizi allak bullak eder. Hadi defolun. Deli olanı böyle kızdırırsak adamların teker teker eşek cennetini boylar. Bu da bizim işimize gelir. Paraları gönlümüzce harcarız. Ama bu deli olana güzel bir sürprizim var. Nedir? Bana söylemeyecek misin canım? Bekle görürsün. Bir görelim. Kafa solun meyhanesini. Hey, vura vura ellerimiz uyuşmuştu. Sen hala vurduğun yerden ses getiriyor musun ha?
para istersin? 100.000. Delirdin mi sen? Bir ordu değil, bir kişi öldüreceksin. Bir orduya bedeldir tanırım. Pazarlık yok. Bir servet istiyorsun. 200.000. Alay mı ediyorsun? 300.000. Bir dakika beni dinle. 400.000. Peki. Kim o? Garson. Temizledi.
Sıra bize gelmeden gidelim buradan. Çantayı da kaybettik. Evet, doğru. Alo. Evet patron. Sersem herifler, çantayı çaldırttınız. Fena ödeteceğim size bunu. Hemen İstanbul'a dönün. Peki patron. İstanbul'a dönüyoruz. Arkamızda ölüden başka bir şey bırakmadık Eva. Sen yanımdasın ya. Başka şey istemem. Peki efendim. Merak etmeyin efendim. 2 gün daha mühlet verin yeter. Daha evvel de vermiştim. Netice alamadınız. Pekala, bu sizin son 48 saatinizdir. Gerisi sizin bileceğiniz iş. Saatimiz var. Deli olan ortadan kalkmadıkça rahatımız yok. Goldfinger kulüpten bazı ipuçları elde edebilirim. İçimde bir korku var. Seni kaybedersem yaşayamam. Korkma sevgilim. Acı patlıcanı kırağa çalmaz. Söyle bana. Ya hortlarsa herif. Bırak şakayı da söyle. Peki. Dinle öyleyse. Hiç gelmeyeceksin sandım. Geniş millet değiliz kızım. Kendine bundan sonra başka kafa ara. Kalkak. Kalk.
Sana çok sevindim. Gir içeri. Gel. Cirit atıyordu. Çok soran çok yaşamaz. Tekrar görüşeceğimizi zannetmiyorum. Sana iyi yolculuklar. Gittiğin yerde rahat etmeni isterim. Sana iyi bir yer ayırdım ama senden evvel gitmeye hiç niyetim yok. ...8 kalibre Smith Wesson. Yanılmamışım. İyi bildin deli olan. Dön arkana. Orada değil. Yok, orada da değil. Nerede? Dediler.
Onu kulüp 12'de bulabilirsin dediler. Çılgına döndüm. Birisine rüşvet verip güya maskeyle striptiz yaptım. Maksadım babamı görmekti. Sana haber veremedim. Yoksa senden habersiz ne yapabilirim? İnan bana, seviyorum seni. Ben Kurt'un evine gidiyorum. Belki bir şeyler bulabilirim. Sen ayrılma buradan. Pek rahat değil gibi. Engül, nedir bütün bunlar anlamıyorum. Sen bana çantanın yerini söyle, ben de sana bütün bunların neden olduğunu söyleyeyim. Söyle, söyle babamın çantası nerede? İçinde milyonlar olan çanta nerede? Ben onu söyletirim Ingrid. Sen deli olandan haber ver. Beni Eva zannetti. Çantadan hiç bahsetmedim. Hiçbir şeyden şüphelenmedi. Seni aramak için evine gitti. Güzel. Ona çok güzel bir sürprizim var. Kerata kadınlardan çok hoşlanır. Yok. Ben işine yaramaz mıyım? Sen bir işe yararsın bebeğim. Thank you.
olur. Gelin bakalım. Hoş geldiniz. Fena vuruyorsun be. Sen de bir harikasın Kaltak. Söyledim sana, fena vuruyorsun. Ergeneler hiç boş bırakmıyorlar beni. Her an eşek cennetini boylayabiliriz. Niye çantayı verip kurtulmuyoruz? Verelim çantayı, çıkıp gidelim. Bizi tanımadıkları yerlere gidelim. İkimiz baş başa. Nasıl böyle konuşabilirsin? Her şeyi o çanta için yapmadık mı? Baban o çanta için ölmedi mi? Babana sözüm var. O itlerin burnundan fitil fitil getireceğim. Seni üzmek istemezdim sevgilim. Yanlış anladın beni. Hem boş ver hepsini. Gel zamanımızı değerlendirelim. Söyletmek için dövdüler. Adam akıllı dövdüler. Dinle beni. Şimdi gene seni zorlayacaklar söylemen için. Sen onlara kendilerini çantanın yerine götüreceğini söyleyeceksin. Ama ben çantanın yerini bilmiyorum ki. Merak etme. Ben sana söyleyeceğim. Dinle beni.
Hiç şüphelenmedi mi? Hayır. Hiç şüphelenmiyor. Yalnız dün çantayı vermesini söyledim. Çok kızdı. Nitoğlu Yiğit. Sanki çantayı yerin dibine sakladı. Eğer çantanın yerini bulamazsak deli olanı öldürmek de olmaz. O zaman ilelebet öğrenemeyiz çantanın yerini. O zaman da milyonları kaybetmiş oluruz. Ah! Çantanın yerini bir söyletebilsem. Kız kardeşim biliyor. Ama söylemiyor. Bir kere daha deneyelim mi? Neden olmasın?
Çanta onda. Ayrılmasaydık iyi olacaktı. Öbür tarafta sana güzel bir yer ayırırım. Merak etme. Ama gene de dikkat et. Ne kadar geç gelirsen o kadar memnun olurum. Oh.